Avasküler nekroz oldukça sık karşılaştığımız bir hastalıktır. Maalesef COVID salgını da avasküler nekroz sayılarında artışa neden oldu. Tedavi seçeneklerinin çok olması, hastalığın evrelerinin farklı olması nedeniyle uygun tedavi kararını vermek zor olmaktadır. Avasküler nekroz yani osteonekroz hastalığında tedavi kararını belirleyen birkaç faktör vardır. Bunlardan birisi nekroz alanının yani femur başında beslenme bozukluğu gelişen alanın büyüklüğü. Bu alan büyüdükçe kalça koruyucu cerrahi yöntemlerin başarısı azalmaktadır. Kalça eklemini oluşturan kıkırdağın altındaki kemiğin kırılması, buna subkondral kırık diyoruz. Bu kırık geliştiğinde ve çökme olduğunda kalça koruyucu yöntemlerle başarı elde etmek zorlaşmaktır. Kalça koruyucu yöntemleri çürüme alanının, avasküler nekroz alanının küçük olduğu, hastalığın erken evrelerinde subkondral kırık yani eklem içi kırık olmayan durumlarda kalça koruyucu cerrahi yöntemleri tercih ediyoruz. Bunlar arasında en sık foraj dediğimiz ameliyat bulunmaktadır. Ardından çürüme gelişen alanın temizlenerek içinin kemikle doldurulması ameliyatı ve vaskülerize fibula ameliyatları kalça koruyucu cerrahi yöntemler olarak uygulamaktayız. Diğer hastalarımıza ise total kalça protezi ameliyatı uygulamaktayız. Yeni teknolojik gelişmeler, kaliteli implantlar sayesinde total kalça protezi ameliyatlarının başarısı 30 yıla kadar çıkmıştır. Genç yaşlarda da bu ameliyatı başarıyla uygulamaktayız. Hastalarımızın endişe ettiklerini uzun yıllar ağrıyla, hareket kısıtlılığıyla, aktivitelerini sınırlayarak yaşadıklarını görüyoruz. Bu nedenle hastalarımıza çökme gelişen, eklem hareket açıklığı kaybolan, fonksiyonları azalan ve şiddetli ağrı çeken hastalarımıza genç yaşta olsalar da total kalça protezi ameliyatının başarılı olacağını ifade etmek isteriz.